Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of History 2 Küba serimizin ikinci bölümüyle yine kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Geçtiğimiz bölüm gerçekten hızlı başladı, güzel bir başlangıç yaptık. Geçtiğimiz bölümde çok önemli hamleler gerçekleştirdik. Bölgedeki duruşumuzu iyice sağlamlaştıracak güzel hamlelerle Küba devletinin de bölgede söz sahibi olduğunu bütün bir cihana, bütün bir aleme açıkçası duyurduk. En çok da kime duyurduk hocam? Şurada bir Miami var ya, Miami güzel bir tatil köyüdür kendisi. Oraya çok duyurduk bunu. Yani zaten sınırlarımız yakın. Hani bayağı oraya sağlam bir şekilde duyurmuş olduk. Oradan füze seslerini bile duymuş olabilirler. Peki bu beni ilgilendiriyor mu? Zerre ilgilendirmiyor Amerika. Hani artık yavaş yavaş bizim çıtamızdaki bir devlet haline gelmeye başlayacak zaten bu bölümde de yapacağımız ilerlemelerle beraber. Yani Küba devleti artık bölgede söz sahibi. Zira yayıldığı bölgeler çok stratejik. Hani biz geçen bölüm farkında olmadan biraz da yayıldık. Ama öyle bir yayılmışız ki Güney Afrika'nın kuzeyi dahil bizim topraklarımız olmak üzere bir çember çizmişiz bölgeye. Hani adeta bir çemberle kardeşim şu çemberin içi resmen bizim demişiz yani. Onu, o mesajı biz vermişiz bölgeye. Farkında olmadan böyle de güzel bir şey yapmışız. Aslında bu planı ilerletebiliriz abicim. Bu planı ilerleteceğiz. Şu gördüğünüz Küba topraklarının olduğu alan bizim için tamamen bizim hakkımızdır. Yani burada kim var? Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Panama, işte Costa Rica, Küba zaten biz, Meksika, Guatemala, El Salvador. Yani bu çemberin içi tamamen bizim hakkımız. Tamam, biz bu planı ilerletmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda bizim bir politikamız var. Geçen bölümü izleyen arkadaşlar biliyor. Mutlu devlet, mutlu halk. Yani bunu şimdi uydurdum da. Mutlu devlet, mutlu halk abi. Biz sürekli halkın mutluluğuna da önem veriyoruz. Şu anda yeni fethettiğimiz topraklar var. Özellikle şu bölgeleri yeni fethettik, sizler de hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bu bölgelerdeki mutluluklar halen düşük. Hatta şöyle bir mutluluk haritasını açıp göstermemiz gerekirse düşük mutluluğa sahipler. Bu sebeple biz Küba devleti olarak halkımızın mutluluğunun bir nebze olsun yükselebilmesi adına direkt olarak devletten geliri kesiyoruz. Vergiyi kesiyoruz. Bu politikayı başka hiçbir devlette bulamazsınız. Sadece ve sadece Küba'nın hükümeti devletin iyiliği için devletin gelirinden kısıp halkını mutlu eder. Yani sadece biz yaparız bunu. Hemen şimdi şöyle mutluluklarımızı bir %100'e kadar çıkaralım. Mutluluğumuzun düşük olduğu topraklar üzerinde festivallerimizi gerçekleştirelim. Aynı zamanda bir de geçen bölümde daha doğrusu direkt olarak bir tane arkadaşım bir önerisi vardı. Her fethettiğin, her başarılı savaştan sonra başkentte bir adet festival gerçekleştir. Güzel bir öneri. Hoşuma da gitti. Bundan sonra bunu uygulamaya çalışacağız. Eğer unutmazsam tabii, benim gene balık hafızalığım tutmazsa eğer. Bundan sonra fethettiğimiz her bölgeden sonra, başarılı her savaştan sonra başkentimizde festival gerçekleştireceğiz. Bu başkentte gerçekleştirilen festival sadece başkentteki halk değil, çevre illerden de halklar gemilerle vesaire gelecekler. Onları da ağırlayacağız başkentte ve başkentte her zaferden sonra festivaller düzenlenecek, kutlamalar yapılacak abicim. Bu saatten sonra Küba devleti hükümetinin başkanının, yani benim emrimdir bu artık. Bu artık bizim için bir kanundur hocam. Şimdi şöyle teknoloji puanlarımızı verelim. 11 tane teknoloji puanı gelmiş. Araştırmayı artık ben bir fullemek istiyorum. Ve Küba devletinin de teknolojik olarak bu kadar geride kalması hoş değil. Yani bizim böyle yeni teknolojiye ait füzeler vesaire de üretmemiz lazım. Ama bu teknolojiyle olmaz. Biz daha bölgedeki Bahamalarla falan aynı teknolojiye sahibiz. Yakışıyor mu bize? Yani bize yakışmıyor. O yüzden seri bir şekilde teknolojik yatırımlarımıza başlayacağız. Hızlı bir şekilde Küba'yı dünyada sayılı teknoloji üstlerinden bir tanesi haline getireceğiz. Evet, bugünden itibaren 2053 itibariyle Küba büyük teknolojik hareketini, büyük teknolojik kalkınmasını başlatmıştır. Hedefimiz 1.0 teknolojiye ulaşmak ve dünya devletlerini, dünyadaki münhasır medeniyetler diyebileceğimiz devletleri yakalamak. Eğer bu konuda onları yakalarsak, hani silah teknolojisi olarak da, askeri teknoloji olarak da onların gerisinde kalacağımız bir alan olmayacak. Bu da düşmanlarımızı, özellikle de şuradaki tatil köyünü, Amerika'yı iyice korkutacaktır abi. Tir 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 diyecekler. Tir 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 diyecekler hocam. Evet, şu anda bu arada bayağı düşük bir bütçe ayırmamıza rağmen, sadece 3000 dukat gidiyor her tür. Ona rağmen bayağı sağlam bir teknoloji kazandık şu anda. 0.58'lerden 0.85'lere kadar getirdik. İnanılmaz bir yükseliş gerçekten. Bir tane daha bunun üzerine bir teknoloji yatırımı daha yapacağım. Ayrıca şimdi siz geliri görün. Şimdi siz geliri görün. Bizim kaç gelirimiz vardı, kaç oldu? Bak 9500'e kadar çıktı. Neredeyse tek bir yatırımla, tek bir teknoloji yatırımıyla gelirimizi 5 kat falan arttırmış olduk. İnanılmaz bir artış oldu gerçekten. Ekonomi büyümesini yine fullemeyeceğim. Şöyle yapalım bir de, aynen öyle, güzel. Her şey muazzam gidiyor abi. Bir tane daha teknoloji yatırımı yapacağım. Sonra o bölgedeki o çemberi, o plana da bir isim bulmamız lazım. Orta Amerika planı. Orta Amerika planı. Orta Amerika çemberi. Aynen, daha güzel oldu. Daha havalı, daha gizemli oldu. Orta Amerika çemberi planımızı sıradaki teknoloji yatırımımızın ardından uygulamaya koyulacağız dostlar. Evet, bu zaten çok uzun sürmeyecek. 1.0'a getireceğiz ve bırakacağız teknoloji yatırımlarımızı. Şu anda yıllar 2060'a kadar geldi. 2053'te başladık, sizler de hatırlayacaksınız bu teknoloji yatırım hamlemize. Ve sadece 8 sene içerisinde
gerçekten inanılmaz bir gelişim, inanılmaz bir büyüme teknolojik olarak. Tabi rakibimiz olan devletler de bir yandan teknolojilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Örneğin Washington hükümeti şu anda 1.16'lık bir teknoloji geliştirmiş vaziyette kendi topraklarında. Onlar için de iyi bir ilerleyiş ama biz çok gerilerden geldik. Çok gerilerden geldik. Zaten bu hızlı yükseliş, hızlı şekilde münhasır medeniyetler seviyesine çıkış muhtemelen çevre devletleri de biraz korkutmuştur diye tahmin ediyorum. Evet, paramız artık bitmek üzere. Bu son yatırımımız. Sonrasında biraz daha yeni ülkeler fethettikten sonra tekrar teknoloji yatırımları gerçekleştireceğiz. Ben bu planların işe yarayacağını düşünüyorum. Şu anda medeniyetimiz 27 Temmuz 2063 tarihi itibariyle bilimde altın çağını yaşamakta. Araştırmada %24, savunma bonusunda %13, üretim gelirinde %6'lık bir kazanç şu anda elde etmekteyiz. Bütün milletimize, bütün halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Mutluluğumuz hala 100 değil mi? Lan o kim? Amerika ya, bunlar loser devlet. %81 halkı mutlu. Ya bu kadar mutsuz bir devlette gerçekten yaşamak istiyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek halka da bizim kapımız açık. İnsan gücü beyler, insan gücü. Amerika'dan da gelsin insanlar, çalışsınlar. Bak bizim halkımıza %100. Amerika'daki bütün vatandaşları bekliyoruz biz ülkemize. Yeter ki insan gücü olsun yani. Çalıştıracağız. Neyse, güzel. 10 tane daha teknoloji puanı gelmiş. Artık ekonomi büyümesinde. Fulliyorum, kalanları da şunlar arasında bölüştürüyorum hocam. Aynen öyle, gayet güzel. Şimdi o Orta Amerika çemberi içerisindeki ülkeler korkularını yaşayacaklar abicim. Onların gece göreceği kabuslar Küba ile ilgili olacak. Aynen öyle. Şimdi hemen seri şekilde ordularınızı toplamaya başlayalım. Böyle küçük devletler için şu bizim yarattığımız o büyük üssü kullanmak istemiyorum. O yüzden yeni fethettiğimiz Haiti, Dominik Cumhuriyeti gibi topraklardan ordu basım işlemleri gerçekleştireceğim bu Orta Amerika çemberindeki devletleri ele geçirmek adına. Evet, paramız iyice birikti zaten. Dilerseniz seri bir şekilde ordu basım işlemlerimize başlayalım. Ama bizim bu seride bir kanunumuz, bir kuralımız vardı hatırlayacaksınız. Gerektiği kadar ordu bas. Oha, Venezuela çok güçlüymüş. Bas bas bas. Bas oğlum orduları bas. Bunlar çok güçlüymüş lan. 157 bin ekonomi. Ya bizim şu ana kadar savaştığımız devletler, bakmayın, evet çok muzaffer bir devletiz. Evet, karşımıza çıkan her devleti yeniyoruz. Ama bizim karşısına çıktığımız devletler de 60 bin ekonomili falan devletler de. 40 bin 60 bin bantlarında. Bu 150 bin ekonomi. Bu biraz daha sert. Bu biraz daha sert ama kardeşim, kısasa kısas. Karşıdaki devletler sertse biz de sert geliriz. Bu arada bu kadar büyük bir savaş için ben üssümüzü de kullanmayı açıkçası istiyorum. O yüzden üssümüzü de kullanacağız abi. Hemen şöyle üssümüzden ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim. Santa Clara'da dahil olmak üzere. Çok güzel. Şimdi hepsini bir denizde toplayıp genel bir gücümüzü görmek istiyorum ben. Sonra bunların hepsini başkente çekeceğim. Başkentimizde biliyorsunuz İkmal kampımız var. Orada gelirimizi etkilemeyecek şekilde ordular en iyi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde, en iyi şekilde konaklıyorlar. Şöyle bakalım. Hey maşallah, 130 bin ordu toplamışız. Ama Kolombiya için anca, Venezuela için anca yeter. Çünkü oyunda turlar ilerledikçe her devletin sahip olduğu ordu hacmi iyice büyüyor. Yani şu anda Venezuela'nın ekonomisi evet 157 bin ama büyük bir ihtimalle en az 130 binlik bir ordu da barındırıyorlar içlerinde. Belki 130 bin olmaz ama 100 binlik en kötü bir ordu barındırıyorlar kesinlikle. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şöyle hemen bir ordu basım işlemi daha gerçekleştirelim. Çok güzel. Tam 140 binlik bir orduyla Orta Amerika çemberi planımızın ilk ayağı olan Venezuela'yı fethetmeye gideceğiz dostlar. Önce paramız bir iyice artıya çıksın, paramız biriksin ki eksiye düşmeyelim. Biz şu anda tamamen bir ada devletiyiz. Bizim için para çok önemli. Bize gelebilecek çıkarmaları ancak kasamızdaki parayla durdurabiliriz ki ordu basım işlemi gerçekleştirebilirim. O yüzden kasada bir paramız biriksin iyice. Şöyle bir 300 bin dukat yapalım. Sonra orduları denize çıkarıp çıkarmaya atacağız. Nasıl bir strateji izleyeceğiz? Şöyle kale olmayan bir toprağa çıkarma atacağız ki hiçbir topraklarında kale yok zaten. Nereden atarız? Şöyle yapalım. Daha değersiz olan topraklarından çıkarmaya atalım. Tamam mı? Değersiz olan bir topraktan. Evet, doğu tarafında. Doğu tarafından çıkarmaya atacağız Venezuela'ya. Böylece çıkarmamız başarılı olacak. Sonra çıktığımız yere kale inşa edip savunma savaşı gerçekleştireceğiz. Tamam mı? Plan budur beyler. Hatta hemen uygulamaya koyulayım, öyle detaya falan dökmeden önce. Tusupita toprağının sınırlarına ordularımızı getireceğiz. Şu anda tabii Venezuela bir korku içinde. Ne oluyor lan? Hani Küba 140 bin orduyla gelmiş. Bizim Tusupita'nın sınırlarına bayağı 140 bin donanma getirmişler. Venezuela'da halk korku içinde. Ne olduğunun farkında değiller. Birazdan göreceği kabuslar kendileri için tabii ki de pek hoş olmayacak. Evet, 16 Ocak 2069 tarihi itibariyle sadece Küba Devleti hükümetinin bildiği Orta Amerika Çemberi harekatımızı başlatıyoruz ve ilk ayak olarak da Venezuela'ya savaş ilan ediyoruz. Bölgede ilan edeceğimiz bu savaş dengeleri de değiştirecektir. Amerika'nın bize karşı olan görüşünü iyice kötüleştirecektir muhtemelen. Ama biz bunları aman 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 toprak varmış, toprak varmış, orayı unuttum. 10.000'de 2 tane oraya. Hatta biz direkt bunu niye deniz savaşı yapıyoruz ki lan? Biz bunu direkt kara savaşı yapalım. Aynen öyle, şuraya da ikişer seviye kaleler inşa et. Birer tane de gözetleme kulesi inşa et. Aynen lan, çok daha mantıklı. Ben manyak gibi gidip bunu deniz savaşı haline getirecektim. İyi ki o toprakları fark ettik. Evet, çok güzel. Artık bu bir kara savaşı beyler.
Ama şöyle de bir şey yapacağız. Kara savaşı ama aynı zamanda da denizden kuşatmayı yapacağız. Yani Venezuela'nın denize ordu çıkarmasını engelleyeceğiz. 10 bin. Şuradan da bir 10 bin buraya. Aynen öyle. Venezuela'nın denize ordu çıkarmasını tamamen engelliyoruz abicim böylece. Gördünüz mü? Bak hem deniz kuşatması hem kara kuşatması. Venezuela'ya attığımız kuşatma kesinlikle içinden çıkılamayacak bir kuşatma. Bakalım Venezuela yaptığımız bu hamle, bu kuşatma karşısında neler yapacak, hep beraber göreceğiz. Savaş başladı dostlar. Haydi bakalım. Evet, saldırıların tabii ki de ilk olarak kara üzerinden gerçekleştiriyorlar. Birazdan bizim denizde bulundurduğumuz kuşatma için yerleştirdiğimiz donanmalarda azalmalar olacaktır. Çünkü denize ordu çıkarmaya çalışacaklar. Bakalım. Hiçbirinde de azalma olmuyor. Hiç denize ordu çıkarmaya çalışmıyorlar lan. Salak lan bunlar. Savaşmayı bilmiyorlar lan. Evet, bu arada sağlam geliyorlar. Güzel sayıda orduları var. Hatta şuradaki ordumuzun sayısını bayağı azalttılar yani. Bayağı bir azalttılar. Oraya biraz takviye gerekiyor. Batıdan doğuya doğru şöyle bir takviye, hatta kuzeye doğru diyebiliriz. Evet, bitti orduları. Gir. Gir ama fazla da zarar verme topraklara. Yani 10 bin orduyla gir mesela. Topraklara çok fazla zarar vermemek için mantıklı da hareket ediyoruz. Bu topraklar zaten bizim olacağı için imzalanacak barış antlaşmasıyla beraber. Mantıklı hareket ederek bu topraklara fazla zarar vermeden gireceğiz. Çok güzel abi. Devam edelim. Barcelona toprağını ele geçireceğiz. Orada bir futbol takımı da kurarız. Çok Küba'ya ait bir Barcelona takımı, güzel olur. Sarar bu arada. Bu arada biraz ordu sayılarımız ileri cephelerde azalmaya başladı. Geri cephelerden takviye destek getirmek gerekiyor. Hemen getirelim ilerilere doğru. Şöyle 10 bin ordu daha, 2 bin orduyu da buraya kaydır. Aynen öyle. Biraz bekleyelim takviyelerin gelmesini. Çünkü o topraklar düşebilir takviye gelmezse. Evet, düştü de bu arada. Tam zamanında getirmişiz takviyeyi. Şimdi yine yüksek sayıda ordularımızla aynı güçle ilerlemeye devam edebiliriz. Çok güzel abi. Venezuela'ya çok az kayıp vererek gerçekten şu anda savaşı kazanıyoruz. Bizim için epey sağlam bir savaştı. Epey iyi bir savaştı. Neredeyse kayıp vermedik adam akıllı. Verdik bu arada. Bayağı ordu kaybettik de. Ama yine de onlara karşı biz saldırmamıza rağmen, saldırı savaşı yani saldıran taraf biz olmamıza rağmen çok az ordu kaybetmişiz. Biz 63 bin ordu kaybetmişiz, onlar 120 bin ordu. Bizim iki katımız kadar ordu kaybetmişler. Bu da yine Küba'nın bir savaş başarısıdır. Nasıl desem, sahadaki iyi taktiklerinin sahaya yansımış, masaya yansımış, verilere yansımış bir halidir. Evet, çok güzel abi, rahat oldu bizim için. 65 binlik bir kayıpla sadece Venezuela devletini ele geçirmiş bulunduk. Bütün topraklarını maalesef alamıyoruz ama denize olan kıyılarını kesmek bizim için barış antlaşmasında masada alınabilecek en güzel point, en güzel artı. Onu da alamadık galiba. Şuraları iptal edelim, bunları alalım. Bunu da iptal et, bunu al. 6 yıldız şurayı al. Kaç yıldız kaldı? 6 yıldız kaldı. 6 yıldız da aynen 5 ile şuraya. Aynen öyle, güzel. Amacımız zaten buydu. Venezuela'yı o içeriye hapsetmek. Şu anda biz onu başardık. Venezuela'yı içeriye hapsettik. Ve artık denize ordu çıkarmaları falan imkansız. Zaten bir sonraki savaşta hani böyle tamamen çevresini kuşatmış bir şekilde savaşa gireceğimiz için de hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz dostlar. Yine de bir süre şöyle yapalım. Denizdeki kuşatma devam etsin. Bir süre denizdeki kuşatma devam etsin. Aynen öyle yapalım abi. Onun haricindeki ordularımız evlerine dönebilirler. Bu arada unutmadım, festivali yapacağız. Böyle büyük bir zaferin ardından güzel bir festival. Bütün ordumuz hak ediyor bunu. Şöyle hemen başkente doğru çekelim tekrar orduları. Hatta siz de dönün lan. Siz de katılın lan festivale. Siz de, sizin hakkınız be. O donanmalarda günlerce beklediniz, aylarca beklediniz be. Hakkınız sizin. Evet beyler, şimdi 40 gün 40 gece şöyle seri bir şekilde festivalimizi yapalım bakalım. Festivali yap abicim. Çok güzel. Bir tane daha yap. Duble festival, hadi bakayım. Patron çıldırdı, hükümet çıldırdı. Duble festival yaptık. Gayet güzel abi. Hala da elimizde 80 binlik bir ordu var. Venezuela'nın kalan toprakları için 80 bin yeter de artar. Hemen asimilasyonlarımız başlayalım. Sonra da yeniden bölgedeki halkın mutluluğun yükselmesi için, sonuçta bölgedeki halk bir savaş gördü. Biraz nasıl desem, sallantılı dönemlerden geçti. Bölgedeki halkın mutluluğunun yeniden yükselmesi adına hemen vergileri sıfırlayacağız. Kendi cebimizden verip halkımızı mutlu edeceğiz. Biz öyle Amerika gibi değiliz. Bizim halkımız öyle %81 mutlu falan değil. Denver'daki insanlar ne %70'i mutlu sadece. Ülke yönetmeyi bilmiyorsunuz kardeşim. Sizden bir cacık olmaz. Sizden bir cacık olmaz. Ülke yönetmeyi bilmiyorsunuz. Bizim gibi halkını mutlu edecek, bir yandan da devletini geliştirecek, güçlendirecek hükümetler. Her devlete lazım ama her devlete de nasip olmaz tabii böyle hükümetler. Hemen vergileri zaten... Oğlum biz vergileri galiba zaten yükseltmedik lan. Biz vergileri zaten yükseltmedik değil mi? Evet. Unutmuşuz abi. Olsun, biraz daha verdik ulan cebimizden. Her neyse, bakın. Oo, zaten %100 olmuşlar ey maşallah. Adamlar hiç mutsuz değil ki fethedildikleri için. Bayağı gayet mutlular lan. İyi ki bizi fethetmişler kafasındalar biraz daha sanki. Bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiş de olabilir. Evet, şimdi o zaman asimilasyonlar tamamlandı mı? Tam bitmemişler. Şunları hemen bir %100'e tamamlayalım abi. Hatta ben videoyu durdurayım, %100'e tamamlayıp kaldığımız yerden devam edelim ki videonun süresinden çalınmasın. Evet dostlar, gördüğünüz üzere asimilasyonları tamamladık. Artık bütün bir ülkedeki halk
Küba hükümetini desteklemekte. Desteklemeyen de kellesi cepte. Yani çok da şey değil, hani desteklemeyeceksen çık söyle. Biz özgür bir ülkeyiz. Ama bir gün başkentte kellen sallanırsa bilmiyorum yani. Biz yapmayız öyle bir şey. Kenar kıyılarda çok fazla mafyalar vardır bizim ülkede. Onlara dikkat et hani. Eğer hükümeti desteklemiyorsan bilmiyorum, olabilir öyle şeyler. Dikkat etmek lazım. Elinde çakı falan olmadan çıkmayacaksın abicim sokağa. Bunlar önemli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 tane toprak var. Tam yani her bir toprağa 10 binlik bir ordu düşüyor. Hesap makinesini açmama gerek kalmadı, eyvallah. Hemen şöyle ordularımızı yerleştirelim. 10 bin, 10 bin, 10 bin şeklinde. Şimdi biz gereksiz harcamalardan, ne bileyim, gereksiz yatırımlardan, gereksiz altyapı yatırımlarından da kaçınan bir hükümetiz. Bunların hepsine kare inşa etmeye gerek yok. Yani zaten bizi o kadar zorlamayacaklar. Her toprağa kale inşa ettirecek kadar zorlayacak bir devlet değil artık bizi Venezuela. Dolayısıyla savaşımızı ilan edelim. 16 Kasım 2073 tarihi itibariyle bir kez daha savaşımızı ilan ederek 2. Venezuela Savaşı'nı da başlatmış olduk. Bir yandan da şöyle mallara yatırım yapalım. Hiç savunma yapmaya gerek yok. Gerçekten inanın hiç savunmaya gerek yok. Girelim direkt. Artık bizim için bunlar çocuk oyuncağı. Direkt girelim. Zaten bir kere yendiğin devlete yenilmezsin ya. Yani bu... Age of Story'nin bir kanunudur abi. Bir kere yendiğin devlete yenilmiyorsun ya bu oyunda. Öyle bir şey mümkün değil yani. Hemen bitirelim abicim son iki tane toprakları ve bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Venezuela toprakları artık tamamen Küba tarafından kontrol edilmekte. Böylece Orta Amerika Çemberi planımızın ilk ayağını tam manasıyla tamamlamış bulunduk dostlar. Hemen yine bir festival, hemen yine bir festival. Çekin oğlum orduları. 61 binlik bir ordumuz kaldı. Çek orduları, hemen başkentte yine bir festival gerçekleştirelim. Hemen şöyle iki seviye kale yapalım bu arada. Hatta başkentte biz her boku yapalım yani. Cephanelik, kütüphane, atölye, çiftlik. Hatta çiftliğin seviyesini falan iyice arttıralım. 5. seviye çiftlik istiyorum. 3. seviye atölye istiyorum. Bir de araştırma laboratuvarı istiyorum. Başkent gelişmeli. Bir ülkenin başkenti başkent olduğunu belli etmeli. Bu önemlidir abi. Evet, çok güzel. Bu sefer zafere özel başkentimizi altyapı yatırımları açısından bayağı bir geliştirmiş olduk. Festivalimizi de gerçekleştirdik. Yine bir duble festival. Yine bir duble festival. Orta Amerika planımızın ilk ayağı tamamlandığı için hayırlı uğurlu olsun dostlar. Şimdi asimilasyonları başlatıp yine vergileri sıfırlayacağız. Bu bizim için bir kısır döngü ama işe yarayan bir kısır döngü. Harbiden işe yarıyor bu arada. Yapıyoruz biz bu işi yani. Biz bu işi harbi yapıyoruz. Çözmüşüz biz bu. Hala vergi almıyoruz bu arada. Ben hep vergi almayı unutuyorum lan. Bunu artık bir çözmemiz lazım. Tamam yani, halkı mutlu edelim falan da arada vergi de verin lan. Yani arada verin oğlum. O kadar da değil. Evet, gene %100 oldu bu arada. Tamam, şimdi vergi verin biraz, yeter. Daha yeter yani, değil mi? Abartmayalım yani, suyunu çıkarmayalım değil mi? Evet, hala elimizde 61 binlik bir ordu var. Artık şu çevre devletleri de bir almak lazım. Yani Bahamalardır, ne bileyim. Burada El Salvador toprakları var. Alakasız alakasız Amerika toprağı var. Şu anda onu alamayız ama artık bunlara da bir göz dikmek gerekiyor kesinlikle. Hemen şöyle bir araştırma yatırımı gerçekleştirelim. Hala o 1.0 hedefimize çıkamamışız. Artık o hedefe bir ulaşmak istiyorum. Çünkü diğer devletler arayı açtılar biraz. Amerika 1.25 olmuş adamlar bu. Arayı açıyorlar. Bunu bizim biraz kapatmamız lazım. Bunu biraz bizim kontrol altına almamız lazım. Aksi takdirde ara daha da açılacak. Fark daha da açılacak. Bizim için iyice önü alınamayacak. Önü kesilemeyecek bir hale gelecek bu durum. Dikkat etmemiz lazım bunlara. Hemen bir tane daha yatırımı üstüne çakıyor. Oğlum biz ne güzel yönetiyoruz lan ülkeyi. Vallahi çok güzel yönetiyoruz ya. Mükemmel yönetiyoruz. Kendimizi bir takdir ettim ben şu anda. Vallahi kendimizi bir takdir ettim. Sizler de devlet yönetimi hakkında neler düşündüğünüzü, Küba devletinin nasıl yönetildiği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlardan beri yorum alma taktiği verir. Yorum atın, yorum atabilirsiniz. Bir de videoya beğeni atarsanız sevinirim dostlar. Aynı zamanda kanala da abone olabilirsiniz. Hemen bir tane daha araştırma yatırımı. Son bir tane. Şöyle iyice bir artsın bakalım bizim teknoloji seviyesi. 1.05'e çıktık, çok güzel. Ama hala biraz geride kalıyoruz. Teknolojimiz biraz yavaş gelişiyor bu arada. O yüzden demek ki bizim biraz daha FET'e ihtiyacımız varmış. Araştırmayı kes. Kardeşim merhaba, selamun aleyküm. Ben de öyle geçiyordum ya, kenardan kıyıdan köşeden. Sen hala nasıl yaşıyorsun lan burada? Kaç sene olmuş? Yıl olmuş 2080. Hala Bahamalar diye bir ülke yaşıyor mu ya gerçekten? Gereksiz. Gereksiz şeyler yani. Böyle şeylere gerek yok. Ben her zaman savunmuşumdur. Gereksiz ülkeler olmamalı yani. Bunlar yok edilmelidir bir şekilde. Evet, savaş bitti. Toplam bu arada 125 adet eyalet fethetmişiz Küba serimiz boyunca. Gerçekten muzaffer bir orduyla, muzaffer bir hükümetle ilerliyoruz abi. Mükemmeliz. Mükemmeliz. Allah bozmasın. Evet, 51 binlik orduyu çektik yine. Festivalimizi de yaptık. Gayet güzel. Asimilasyonları da başlatalım. Bu bölüm bayağı fetihlerle geçti lan. Ben normalde hiçbir bölümde bu kadar çok fetih yapmıyordum bu arada. Vergileri şöyle bir iyice kısalım biz. Beyler, bu arada bilgisi olan var mı bilmiyorum. Vergileri kısmak asimilasyonlara da etki ediyor mu? Yani onu da yorumlardan yazarsan sevinirim. Çünkü sanki vergileri kısınca asimilasyonlar da daha hızlı bitiyor. Bana da öyle gelmiş olabilir. Sanki öyle gibi ya, bilmiyorum. Eğer öyle bir sistem varsa lütfen söyleyin. Ben bundan sonra kullanırım çünkü o sistemi. Eğer öyle bir sistem varsa yani.
Evet, mallara yine biraz daha para vermeye devam edelim. Bizim istihdamda bir nüfus var. Ne oldu lan? Biz bayağı bir mallar. Oo, bu ne lan? Havana 30 bin olmuş. Ey maşallah. Bayağı iyi, güzel. Başkent 20 bin olmuş. Bunlar çok güzel sayılar. Hatta biz bu mallar yatırım işlemlerine devam edersek daha da artacak bu sayılar. Gerçekten biz çok iyi bir yere doğru gidiyoruz. Böyle giderse bizim önümüzü kesemeyecekler. Videolar artık 20 dakikayı geçmiş. Yavaştan bu bölümü burada noktalandıralım dostlar. Güzel bir bölüm oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle bir ülkenin genel görünümünü karşınıza getirmek istiyorum bölümün sonuna özel. Güzel bir bölüm oldu. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur dostlar. Video beğenseniz like atmayı unutmayın. Aynı zamanda abone de olabilirsiniz. Açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir. Instagram hesabımı takip alabilir. Ve Twitch hesabımı da takip edebilirsiniz dostlar. Bir de ageofstory.türkiye.com forumunda ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda, yayınlarda ve bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.